şu görüntüler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hemen bu katliamdan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçinin Kudüs'e taşınma seremonisine karşı gelen ve kendi topraklarını savunan Filistinlilerin üzerine acımasızca askerlere emir vererek ateş açtıran Netanyahu yapmış olduğu bu katliamı ekranda görmüş olduğunuz tavuk dansıyla kutlamış. Ancak tavukluk yakışırdı herhalde Netanyahu'ya diyelim. Aynen. Ve aynen. Bu kadar işte. Böyle. Siyasete geçelim. Kötü bir manzara tabii, yani bunu bu şekilde, yani kötü manzara derken dediğin gibi bu kadar katliam, yani Ramazan'da işte insanların hali, Türkiye'nin buradaki duruşu, İslam dünyası, bırak o da dünyanın vicdanını bahsediyoruz konuşurken. Dünyanın vicdanı, kim nerede ne öldürüyor, kim ne yapıyor. Böyle televizyona şaklabanlıklarla yakışır buna, iyi yapmış böyle. Ancak orada kalırsın, sen oradan ancak ABD'nin eteğinin altından önce hareket çekersin. ABD'nin eteğinin altında bu hareketleri çekiyor, yoksa dünyada bunların hiç ne itibarı var ne bilmem, işte ABD gibi bir jandarma ile birlikte yürüdükleri için bu kadar işte esip gülüyorlar, Müslümanları orada katlediyorlar. Tabii Müslümanların da çok büyük bir kabahati var, bunu da buradan söylemeden etmemek lazım. Biz hep bunu konuşuyoruz ama yani şöyle bir hokkabazı, şöyle bir şaklabanının yaptığı şeylere hesap soramayacak durumdayız. Yani bunu da üzülerek söylemek gerekiyor. Yani bunun şimdi Türkiye'de yeni kapı ruhu diye, hadi bakalım Filistin için yeni kapı ruhu diye başlatıyorsun. Milyonları sokağa dökebiliyorsun. Liderin başında ama maalesef ki şu anda devam ediyor herhalde toplantı. Onca Arap devleti, onca Müslüman coğrafyasında insanlar. Elin gavur herhalde bu işe bizden daha fazla sarılacak hali yok. Elin gavurlu gavurluğunu yapıyor. Gerektiği zaman müdahale ediyor. Öyle değil mi? Ama bu mesele bir İslam meselesi, İslam davasıysa ve ben de sorgularım kardeşim, bu şaklabanlar televizyonda yaptıktan sonra böyle eğleniyorsa da sorarım tabii, o Arap Yarımadası ne oluyor diye. Öyle değil mi? Afrika'daki Müslümanlar, Uzak Doğu'daki, dünyadaki tüm Müslümanlar ne yapıyorsunuz, neredesiniz diye sorarım. En fazla bu işe dikkat çeken, bu işin mücadelesini veren, uluslararası arenada bu işi zirveye taşımaya çalışan, insanlara bunu fark ettirmeye çalışan, dünyanın gözünün önüne sokmaya çalışan Türkiye. Maalesef diğer Arap alemindeki diğer Müslümanlar veyahut da işte Arap dünyasının dışındaki diğer tüm dünya Müslümanları, hepsi bizim kadar bu konuda cevher olamıyor maalesef. İşte insanın ona dokunuyor zaten. Yani hani elin gavurundan diyorsun ki insafını kurusun, işte köstebeklere bilmemlere falan dünyada bahsediyorsun. İnsanoğlu katlediyor burada deyince, o Müslüman kanı olduğu için fazla ilgilenmiyor Batı dünyası. Müslümanlar bu kadar ilgileniyorlar mı bu davaya? Onu sorgulamak lazım. Bunu görünce insan zaten hakikaten yani böyle gözümün içine baka baka böyle şakabanlık, maymunluk yapan bu zalimlerin bu hali insanın canına tabii acıtıyor bir yerde ama tabii yakışır. Bu çapta birisi olduğunu da göstermiş, ne güzel. Tavuk dansı mı? Bilmem ne dansıysa. Çirkefler. Hiç fazla bir şey söyleme gerek yok. Evet. Siyasete geçelim. Geçelim bence. Şimdi bir yayın var. Dün CNN'de Hande Fırat'ın yayınına